Evet, sıradaki müsabakamız yaş 25, kilo 71, boy 1.75, profesyonel maç sayısı 18, galibiyet 15, mağlubiyet 3, knockout 8, kusura bakmayın bazen İngilizce Türkçe karışıyor. Antrenör Selahattin Aydın ve sporcular biliyorsunuz motive olmak istiyorlar. Anladım. Ve alkışlarla ringde kendisi. Sıradaki sporcumuz yaş 24, kilo 71, profesyonel maç sayısı 29, galibiyet 24, mağlubiyet kollar uzundu o kadar. Düzce'de Mehmet Yaşar. Evet değerli izleyiciler, Fatih Aydın, olur, Mehmet Yaşar. Evet, orta hakem Kazım Kurnaz. Değerli izleyiciler, demin ki maçımız kaybettik maalesef. Bunun, sporcularımıza başarılar diliyoruz. Evet, bunun bir şeyi yok maalesef. Çünkü iyi çalışmadı demek ki. Oruç ayı girdi. Oruç ayı olunca antrenmanlar biraz aksaldı. Antrenman yapmayınca kondisyon yetmedi sporcumuzun, Mücahit Bermen. Sağlık olsun diyoruz. Bir sonraki maça inşallah daha iyi olur. Daha iyi çalışır ve kazanmayı öğrenir. Fatih Aydın, Mehmet Yaşar, Düzce ve İstanbul karşılaşıyor değerli izleyiciler. Fatih Aydın 25 yaşında, 71 kilo, boy 1.75, profesyonel maçı 18, galibiyet 15, mağlubiyet 3, 8 nakavtu bulunuyor değerli izleyiciler. Fatih Aydın. Vallahi bir sürü fırça kullanıyor. Sen niye programı bulundun? Onun gözünü durdun. Hakem istiyorsun. Evet. Fatih Milokşi geliyor Mehmet Yaşar'a. Evet, Fatih, antrenörü Selahattin Aydın, değerli arkadaşımız, kardeşimiz Selahattin Aydın. Çok sağlam sporcular yetiştiriyor Selahattin Aydın. Bir high kick, boş. Evet, ön ayak Mehmet Yaşar'dan bir low kick vuruyor Mehmet Yaşar. Kroşe boşa geliyor. Ön ayak high kick Fatih'ten. Yine rakibini süzüyor. Sağlam süzüyor ama. Yine bir kontrolak yiyor Fatih Aydın. Değerli izleyiciler, Fatih Aydın çok sağlam basıyor. Rakibini süzerek içeriye giriyor. Bir ön ayak low kick. Yine sol direk yokluyor Fatih Aydın. Bir kroşe denemesi. Bir
aparkat geliyor Mehmet Yaşar'dan. Evet, Ünayak roundhouse kick. Sol sağ direkt bir diz geliyor. Kontrak Mehmet Yaşar'dan değerli izleyiciler. Arka ayak push kick, sol sağ direkt sağlam vuruyor. Mehmet Yaşar değerli izleyiciler. Düzce bölgesinden Mehmet Yaşar. 24 yaşında. 71 kilo boy, 1.72, profesyonel maç sayısı 29, galibiyet 24, 3 mağlubiyeti var. 20 nakavtu bulunuyor Mehmet Yaşar. Şöyle baktığım zaman Mehmet Yaşar daha tecrübeli bir sporcu. Daha çok maç yapmış, daha deneyimli. Ama tabi bu maç, bu ring neyin ne olduğu belli olmaz. Fatih Aydın bir sürpriz yapabilir değerli izleyiciler. Kazım Kurnaz ortaya giriyor, dirseği gösteriyor. Muay Thai yapmıyorsunuz diyor. Yine sol sağ direkt Mehmet Yaşar'dan. Evet, kontrollü bir şekilde Fatih Aydın. Bir kroşe sağ direkt, sol high kick Mehmet Yaşar'dan. Evet. Çok çetin geçiyor bir maç. Yine sol sağ direklerle yokluyor Fatih Aydın. İstanbul bölgesinden Selahattin Aydın'ın öğrencisi. Emin adımlarla yanaşıyor. Bir diz denemesi. Rakip sarılıyor. Mehmet Yaşar. Değerli izleyiciler. Vuruyor Mehmet Yaşar'dan. Yine geliyor. Değerli izleyiciler. Yine sol sağ direkt. Fatih Aydın emin adımlarla ilerliyor. Sol direkt. Sarılıyor iki rakip. İlk round. Birinci rounddayız. Direkt spring high kick geliyor Fatih Aydın'dan. Evet, roundun son 5 saniyesi. Fatih Aydın köşesinde İsmail Uzun, İsmail Uzun'a değerli hocam, Fatih Aydın, Selahattin Aydın'ın öğrencisi, Mehmet Yaşar'la dövüşüyor Düzce'li sporcuyla. Nasıl değerlendiriyorsun ilk round değerli hocam? Hocam ilk round ortada olarak görüyorum ve gerçekten güzel bir maç olacak ama dediğim gibi kickboksta hocam üst seviyede çalışmalar tehlike arz ediyor. Özellikle döner tekmelerde çok dikkatli olmalılar. Çünkü rakip içine girdiği zaman ister istemez ayağı havada kalıyor ve düşüyor. Bu da çirkin bir görünüm oluyor. Halbuki düz dövüşmüş olsalar çok daha faydalı olacaklarına, çok daha görsel olarak güzel olacağına inanıyorum değerli hocam. Bu arada bize hakem olarak tabii ki profesyonel şubemizin, aynı zamanda federasyonumuzun hakemleri olarak burada görev yapan hakemlerin ismini saymak istiyorum sevgili Orhan hocam. Profesör hakem, merkez hakem üyesi ve müsabaka baş hakemi, uluslararası hakemimiz Latif Karsamba hocamı özellikle söylemek istiyorum. Gerçekten Latif hocam her zaman her tarafta çok güzel bir şekilde federasyonumuzu temsil ediyor. Aynı şekilde uluslararası hakemimiz Ali Ekber Eken hocamız, yine uluslararası hakemimiz Kazım Kurnaz hocamız ve ulusal hakemimiz Şehriban Doğan, ulusal hakemimiz Reyhan Yentürk, aynı zamanda amatör hakemimiz de, profesyonel hakemimiz de, geleceği çok parlak olan bir hakemimiz. Yine ulusal hakemimiz Ali Rusu. Değerli hocam, bu şekilde hakemlerimize teşekkür ediyorum. Ama ikinci roundda çok güzel başladı kıymetli hocam. Mavi köşe sanki biraz daha aktif gibi geliyor hocam. Mavi köşe değerli hocam daha çok tecrübeli. Ondan dolayı biraz daha rahat dövüşüyor. Ama Fatih Aydın'ı yabana atmamak lazım. Nereden ne yapacağı belli olmayan, emin adımlarla rakibin üstüne giden bir sporcu. Çok sağlam vuruşları var. Çok sağlam kroşeleri, loşleri ve vuruşları var. Çünkü ringe sağlam basıyor değerli hocam. Evet hocam, aynı zamanda da Selahattin hocamızın öğrencisi olması da ayrı bir artı. Şu anda da zaten İsmail Uzuner arkasında antrenör olarak, kendisi de Avrupa şampiyonumuz. Dolayısıyla arka tarafta da, ring arkasında da çok güçlü durumda. Eğer taktikleri, teknikleri iyi uygularsa ben inanıyorum ki maçı kazanacaktır.
Ama tabii müsabaka bu profesyonel bir müsabaka. Hiç belli olmaz. Rakibin ani bir kontra hareketiyle ne olur kritik duruma düşebilir rakip. Bence müsabakada daha mesafe kontrolü ve yumruklara ağırlık verip alta çalışmak daha mantıksal geliyor değerli hocam. Ben tabii ki ilk temsilcimiz Mustafa hocama da sormak istiyorum. Hocam siz nasıl buldunuz? Hocam şu anda mavi köşe gayet güzel adımlarla ilerliyor. Gerçekten kondisyon olarak zannedersem biraz daha üstün göründüğü için diğer arkadaşımızın kondisyon durumu sanki gidici gibi. O yandan Yaşar şu anda güzel bir müsabaka çıkarıyor. Anladım hocam. Evet, ben tekrar sözü Orhan Çavdar hocama bırakıyorum. Orhan Çavdar hocamız da Türkiye'nin çok ender yetiştirdiği bir spor adamı sevgili izleyiciler. Sürekli söylüyorum ve gerçek olduğu için söylüyorum. Wushu'da, kickboksta, Muay Thai'da ve çok büyük başarılar elde etti. Hocam az önce ne demiştim? Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Evet, biz bunları söylemiştik zaten. Çok emin adımlarla ilerliyor Fatih Aydın. Sağlam basıyor ringe. Ve bir Greco durumuna düşürdü Mehmet Yaşar'ı. Değerli izleyiciler, ne olacak? Çok merak ediyorum maçın sonu. Bir rakip çok tecrübeli. Diğer rakip çok sert, çok sağlam, çok iyi hazırlamış maça. Fatih Aydın'dan bahsediyorum değerli izleyiciler. İstanbul bölgesinden Selahattin Aydın'ın öğrencisi. Evet, ikinci round'un son anları yine sağlam sol sağ direkler vuruyor. Etkili vuruşlar. Jab punch'tan gelen bir vuruş ve round arası Kazım Kurnaz araya giriyor değerli izleyiciler. Mehmet Yaşar'ı adeta bu round'a kurtarıyor değerli izleyiciler. Son round, bir round kaldı. Bu round Mehmet Yaşar'a ne getirecek? Fatih Aydın'a ne getirecek? Doğrusu ben de çok merak ediyorum. Ne diyelim? İyi olan kazansın, çalışan kazansın diyoruz. Kazım Kurnaz Almanya'dan geliyor. Çok değerli, çok kıymetli bir hakemimiz. Çok tecrübeli bir hocamız aynı zamanda. Odan performansı tabii ki üstün performansla maçları yönetiyor. Avrupa'nın birçok ülkelerinde maçlara gidiyor, maçları yönetiyor. Birçok organizasyon yapıyor. Onu da kendisini buradan tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Kazım Kurnaz'ı. Evet, gong sesini duydunuz. Son hazırlıklar tamam. Üçüncü round. Son round. Her iki rakip tekrar sarılıyor. Centilmence. Evet, son round. Start diyor. Fight'len başlıyor. Evet, bir low kick vuruyor Mehmet Yaşar'dan değerli izleyiciler. Yine kroşe sağ direkt. Bir high kick geliyor Mehmet Yaşar'dan. Sağ diz. Etkili değil tabii bu. Yine kroşe. Dönek spinik. Back fist yapıyor ama değmiyor, tutturamıyor. Mehmet Yaşar değerli izleyiciler. Tekrar Fatih Aydın. Yine üstüne gidiyor rakibin. Açık açık ben macera arıyorum diyor. Her an indirebilirim diyor. O düşünceyle rakibine yanaşıyor Fatih Aydın değerli izleyiciler. Ama tabii unutmaması gerekiyor. Rakip çok tecrübeli Mehmet Yaşar. Çünkü tecrübeli bir sporcunun nereden ne yapacağı hiç belli olmuyor. Çünkü maçı okuyarak dövüşüyor. Tekrar Fatih Aydın. Evet, çok cesur. Çok cesur bir sporcu. Yine sol direklerle yokluyor Fatih Aydın. Yine erki rakip sarılıyor değerli izleyiciler. Ve sol sağ direk geliyor Mehmet Yaşar'dan. Yokluyor Fatih. Bir kroşe, bir sağ direk vuruyor değerli izleyiciler. Etkili bir vuruş. Etkili bir vuruş diyorum çünkü gerçekten yara sağlam basarak vurdu sağ direği Fatih Aydın. Arkaya push kick geliyor Mehmet Yaşar'dan. Bir low kick. Sağ direk. Evet, Fatih diz yoklaması. Yine sol direk. Bir sağ high kick. Sol kroşe. Yoruldu. Evet, Mehmet Yaşar yoruldu. Sağ diz Fatih Aydın'dan. Daha dinç, daha dinamik gözüküyor Fatih Aydın. Daha iyi hazırlamış, daha iyi bu turnuvaya hazırlıklı bir şekilde gelmiş Fatih Aydın değerli izleyiciler. Yine sol sağ direkt gelin Mehmet Yaşar'dan. Evet, bir low kick. Sarılıyor Mehmet Yaşar.
Evet, yine kroşe sağ hakik. Fatih Aydın'dan değerli izleyiciler. Bir sağ hakik Mehmet Deçe'den geliyor. Tutturamıyor tabii. Yine sol direk, sağ direk. Sol yoklaması, sağ low kick. Sağ low kick yine Fatih Aydın'dan geliyor. Solu sağlı diz denemesi yapacak Fatih Aydın. Sanırım bir spinik, back kick vurdu. Bir round kick, mide seviyesine gelen teknik bu. Yine sol direk, sağ diz. Evet, sol direkten yokluyor. Çok performansı kalmadı Mehmet Yaşar'ın. Evet, Fatih sol sağ direklerle rakibini zorluyor. Değerli izleyiciler. Mehmet Yaşar'dan yorgunluk belirtileri. Bir sağ low kick daha geliyor Fatih Aydın'dan. Spinning high kick vuruyor değerli izleyiciler. Harika bir teknik. Çok güzel vurdu. Tutturdu daha bunu. Puan olarak netice aldı sanırım. Değerli hocam, Talat, Ayhan hocam, ne diyorsun? Gerçekten Fatih Aydın çok güzel dövüştü. Tecrübeli olmasına rağmen rakibi. Maçı aldı mı sence? Değerli hocam, aslında bana göre 3. raundda gerçekten çok üstün dövüştü. Bana göre maçı alması gerekiyor. Ben şahsi olarak maçı aldığını düşünüyorum. Çünkü puan olarak da çok üstündü. Kondisyon olarak da üstündü. Ve teknikleri netti. Rakip özellikle üst tekmelere çalıştı. Ve kondisyonunu boşa harcadı hocam. Açık ve net söylemek gerekirse Mehmet kardeşimiz biraz daha kendini kullanamadı. Tekniklerini kullanamadı. Ama Fatih Aydın çok akıllı bir şekilde hareket ederek rakibi bertaraf etti diye düşünüyorum ama yine de bu bir hakemlerimizin kararıdır. Birinci, ikinci raundda sevgili Mehmet Yaşar üstün görünebilir. Ama bence Fatih Aydın bu maçı alması gerekiyor. Sevgili hocam, büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Evet, tabii son kararı hakemler verecek. Yanımda Ali Ekber Hoca var. Değerli hocam, çok güzel maçlar yönetiliyor. Hakem arkadaşlarımız performansları çok iyi. Hakemler hakkında ne düşünüyorsunuz, bizim hakemler? Hakemlerimiz gerçekten uluslararası arenada bu görevi hayliyle yapabileceklerini gösteriyorlar zaten. Buradaki hakemler de özveriyle çalışıyorlar zaten. Sporcunun hakkı olan hakkını zaten almış oluyor. Evet, Fatih Aydın demiştik, ringe yere sağlam basıyor, çok emin adımlarla ilerliyor dedik, çok teknik vuruşları var dedik, tecrübesi olmayabilir fazla ama istekli ve maç almayı kazanmayı bildi. Evet hocam, söylediğim gibi gerçekten Mehmet Aydın maçı aldı. Son raundda harika bir üstünlüğü vardı. Rakibi iyi analize etti. Alay adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir destek verdiler. Spora her zaman böyle destek verelim ki ileriki zamanlarda iyi sporcular çıksın. Avrupa'dan daha iyi olalım. Herkesten destek bekliyoruz. Organizatörümüze çok teşekkür ediyoruz. Bir de ben Şişli İlçe Başkanı Sayın Ahmet Ünal Bey'e çok destek verdi. Her sporcuya herkes destek versin. Lütfen, rica ediyorum. Evet, sporcumuz teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili izleyiciler, sevgili torunum Hira'ya da ben buradan tekrar selam gönderiyorum. Babamızı vermek üzere gidiyorum. Demir Rent-A-Car Oto kiralamadan Mustafa Demir'i sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla Mustafa Bey. Mustafa Bey. Evet, ikincilik ödülü Mehmet Yaşar. İsmail Uzuner hocama da çok teşekkür ediyorum. Selahattin Aydın, Muzaffer Gemici, Semih Yololu Hollanda'dan çok selamlar. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Birincilik ödülü Fatih Aydın. Tebrikler. Evet, şimdi diğer müsabakamıza geçiyoruz. Sporcularımıza
bu gösterdikleri performanstan dolayı tekrar tekrar teşekkürler. Bir sonraki mücadelemizi takdim etmek istiyorum. Yaş 30, kilo 75.